Merhabalar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Hayati'yi dışarı çıkartmaya çalışacağız. Bakalım hanımlarıyla beraber. Karma sürümüz dışarıda. Ulan dur oğlum dur. Bakalım bir yumurtalarını yapmışlar mı? Evet, bir tane yumurta yapmış kızlarımız. Şöyle hadi gel bakalım Hayati. Gel Hayati, zaten ben de gelecek de. Bu güzel kızlar nasıl gelecek bakalım. Gel. Gel Hayati gel. Gel oğlum gel. Ne oldu, oradan dışarı çıkmayacaksın mı? Evet arkadaşlar, bakın bölgesini koruyor, dışarı gelmiyor. Tabi biz onları bir şekilde dışarı çıkartacağız. Gel. Bakın gelmek istemiyor. Ama içeri girince de bakın nasıl dalıyor. Heh, bak şimdi bak. Gel hadi gel 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 gel. Evet arkadaşlar, bunu bakın bu şekilde dışarı çıkartacağız. Ben şimdi bunları bir dışarı çıkartayım, videoyu tekrar dışarıdan başlatacağım. Hadi Hayati atla. Evet bakın, ufak yardımla Hayati'yi dışarı çıkartmayı başardık. Oo. Hayati. Ne oldu lan? Ligorinden mi korkuyorsun? Evet, kapıyı da kapatalım. Yani bu karma sürü buradan girmeye çalışıyor sürekli. Aslında öbür taraftan da inip çıkabiliyorlar ama bu tarafa da, yani buraya alışmamaları lazım. Çünkü asıl kapıyı her zaman açık tutmayacağız. Bakın civcivlerimiz de dışarıdalar. Hatta şöyle bir bakalım. Evet bakın hepsi burada. Oo. Evet. Hadi bakalım. Ulan. Ulan. Tik git. Bakın maşallah burada Zibrit Horoz her çıkana bir artistliğini çekiyor. Ondan sonra bırakıyor. Evet Hayati. Bakın bu arada arkadaşlar, şey diyordunuz ya hani, çıkart o bölümün horozu dışarıdaki karmadaki tavuklarla eşleşsin diye. Gördüğünüz gibi eşleşmiyor. Genelde kavga dövüş oluyor. Oo. Evet, şu zibit horozuna dikkat etmemiz lazım sadece. İşte cüce koşinlerle eşleşirse falan maazallah. Sakın. Bak sakın. Çünkü niye? Cüce koşinlerle yumurtalardan civciv çıkartıyoruz. Orijinal cüce koşinler. Hayati de tam önümde duruyor. Bak şimdi bana dalacak ha bu. Yürü. Evet Allah, boku elledik arkadaşlar, şurada şey varmış. Ulan tam buraya. Allah Allah. Bakın Hayati'nin boyun tüylerinden biraz dökülmeye başladım. Yani ilk tüy dökmelerine girecek olabilirler. Çünkü bayağıdan beri yumurtluyorlar. Artık dinleniş moduna geçebilirler bir süre boyunca. Evet bakın hintimiz orada. Toprak banyosu yapıyor. Birkaç arkadaşımız işte dedi ki Hint senin çakma işte, yoksa orada duman attırırdı falan. Yani arkadaşlar, ben Hintleri tamamen görsel ve gurk olmaları için besliyorum. Hani dövüşünü mövüşünü bilmem. O yüzden yani kaçsın, benim için problem değil. Ya, sıkıntı etmiyorum yani. Evet bakın Susex yanında duruyor Hayati'nin. Yani çıkarttığımız grup böyle kendisi takılıyor. Geçen günde Raibe Fizanlar burada tek takılıyorlardı. Bir bakalım şimdi şuraya mı yumurtladılar acaba? İçeride yumurta var mı diye bakmadım. Ligorinler yumurtlamaya devam ediyor. Bakalım dün buraya yumurtlamışlardı. Bugün de mi acaba buraya yumurtladılar? Yok. Bakalım burada yumurta var mı? Bu arada burayı ördeklere verme kararımı birçok arkadaşımız daha çok beğenmiş. Çünkü ördekler içeride çok pislik olacak arkadaşlar. Suyu sürekli yerlere atıyorlar. Yani bayağı bir sıkıntı olabilir bizim için. O yüzden bakalım içeride kimse var mı şuradan bir. Evet bu kapı güzel oldu ya. Burayı beğendim. Bakın kimler var? Bir tane Ligorin var. İki tane de Susex var. Yani güzel oldu bence. Hem buradan güzel gözüküyor içerisi falan. Akşam da buradan girmişlerdi hepsi. Ben yani tek tek kendilerini içeri sokmadım. Akşam giriyorlar. Sabah da ben açtım yine. Maşallah hepsi bın bın atladılar. Ama şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Zaten yorumlarda da belirtmişsiniz. İşte şunun basamaklarını sıklaştıracağım. Üstüne de şu tarz kalın bir tahta bulabilirsem şöylemesine. Güzel olur. Hani daha rahat inip çıkarlar diye düşünüyorum. Evet bakın köy tavuğumuz da artık gık gık yapmaya başlamış. Muhtemelen yumurtaya geçecek.
Evet, şöyle bir içeri doğru geçelim biz de. Bir araba geldi. Bakalım içeride ne var ne yok. Evet. Kapımızı yine her zamanki gibi kapatıyoruz. Normalde burada şimdi Putin'le uğraşmamız gerekiyordu. Ama burada bakın neler var. Ligorinler. Hatta bir bakalım yumurtaları burada mı? Yani bir günde herhalde buraya yumurtlayacaklarını zannetmiyorum da. Yine de bir bakalım. Evet, çok korkuyorlar, bakar mısınız arkadaşlar? Özellikle buraya alınca korkuları bir kat daha arttı. Bakalım. Yok, yumurta yok. Evet, bakın. Vın. Hadi atla bakayım, atla. Neyse, atla hadi. Bakın orada birisi basamakta duruyor. Yani böyle girip çıkıyorlar rahat rahat. Sıkıntı olmadı yani. Şöyle çıkalım buradan. Yani bundan sonra anlayacağınız karma kümesimiz burası olacak. Tabii ki çeşitlendireceğiz arkadaşlar. 5 tüsek fazla mesela. 4 ligorin fazla. Genelde 1-1-1-1 öyle hani birçok çeşitten eklemeyi düşünüyorum. İnşallah daha güzel olacak. Şöyle gelelim civcivlerimize. Bugün şu kapak açılmış arkadaşlar. Bu civcivlerin hepsi dışarı çıkmıştı. Yani şu öne yığılma şeyini bir türlü çözemedim. Yani buraya geliyorlar, sıkışıyorlar, tepişiyorlar. Çık. Bak, böyle çıkartıyorum. Bir süre sonra yeniden buraya çıkıyorlar. Yani garip. Anlamadım, gitti. Bakın arkadaşlar, hasta olanları bir üst kata aldım. Bunlar bayağıca düzeldiler. Koşuyorlar. Bakalım, yani gözüme çarpan hastaları ayırıyorum. Ama ilacı genelde bütün olarak uyguluyorum sularına. Daha iyi oluyor. Çünkü hani tek tek ilaç ayırt etmektense şunun yapışa bakar mısın? Git. Yani böyle. İşte bakın devamlı buraya çıkıyorlar. Green Leg Bar'lar özellikle çok aktifler. Şunlar. Gel bakayım. Evet bakın bunlar Green Leg Bar. Bu tepeli mi acaba? Tepeli olanlar tavuk, normal olanlar horoz. Yani farklı farklı. Bakalım şöyle yatan civciv var mı? Geçen bir videoda arkadaşlar bunlar bir garip yatıyor. Yani civcivler böyledir. Ayaklarını yan yatırıyorlar. Bıldırcınlarda da aynı şekilde. Öldü sanarsınız. Ama bakıyorsun sonra hiçbir şeyleri yok. Atlayıp çıkıyorlar direkt. Şimdi bıldırcın yumurtalarımız gelmeye devam ediyor. Bıldırcın yumurtalarını artık biriktiriyorum arkadaşlar. Dün biriktirdim. Bugünküleri de yine biriktireceğim. Bakın bunu dün toplayamadım. Şu anda öğlen saatleri. Yarın akşam toplayacağım genelde. Genelde akşamları toplayacağım yani. Tamamen yumurtalar kesilsin diye. Japonlar ve Ukraynalarda bıldırcınlarda verim güzel. Yani daha yeni başlıyor hayvanlar. Bakın şöyle 8'li bir grup. 3, 6, 8, 10. Daha bugün öğlen bu sayı 13-14'ü bulur rahat rahat. Yine bakın Japonlar bayağı yumurtlamış. Bu grup çok aktif. Burası geçen gün de tam yumurtlamıştı. Bakalım. 4, 8, 12, 16. Evet, 2 tane daha olursa bu arada bakın eşleşme anı. Bıldırcınlar da böyle arkadaşlar yani. Eşleşiyorlar. Artık kuluçkalık döllü yumurtalarımızı elde etmeye başladık. İşte biriktiriyorum. Makinemiz de gelirse Allah'ın izniyle. Yani makineye koyacağız. Bakın hatta çok eşleşmekten şöyle kafa arka tüyleri de gidenler var aralarda. Yani burası böyle. Zibritler geçen günkü videomuzda işte yumurta kesme sebeplerini anlatmıştım. Yani gördüğünüz gibi ortada. Bugün de yumurta yok. Yani arkadaşlar sizler de hayvan alınca bunlara dikkat edin. Çünkü direkt yumurtlamazlar. Geldiğinde bir iki gün yumurtlarsa yumurtlar. Sonra keser yani. Normaldir bu. Gelin bakayım. Ya illa önünüzdeki yem bitince mi gelmemiz lazım sizi sevmeye? Gel. Evet. Gel. Gel gel. Ulan oğlum sen var ya. Bizim grup hiç yaklaşmıyor. Eski grup. Yine bunlar yakın duruyor da. Bunlar da tam ele gelmiyor. Evet. Sen gel bakayım kız. Güzel kız bakın. Bizim grup daha korkak. Hadi gel. Aha. Gel. Hadi bakıyorlar ama gelmiyorlar şu an. Gelsenize kız. Evet şu an ilgilerini çekmeye çalışıyorum.
ama çekemedik galiba. Gelen giden yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anlık elimize alışık değiller. Şöyle suları falan var. Güzel, bir sıkıntımız yok bu kafeslerde. Yani oldukça memnunum. Sizler de bu tarz kafes yapıp kullanabilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.